Evet değerli izleyiciler, Ercan Popstar Atatürk'e veda etti. Artık son haftanın içindeyiz. Bakalım şimdi yarışma dahilinde ilk yarışmacımız kim olacak? Söz Ayşe Egesoy'da. Osman Tan Adnan geliyor 101 aday numarasıyla ve Hicaz bir şarkıyla. Sözler Ali Tekin Türe, beste Yavuz Durmuş. Karanlık çökünce sokağımıza, köşede ben varım, unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklına, sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim, resimleri yırtıp yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl sileyim, sen beni ömrünce unutamazsın. Tebrikler Adnan. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili izleyiciler bir şey söyleyeceğim. Lütfen dikkatle dinleyin. Biraz evvel Vasili Salayas'ı dinledik. Benim sevgili arkadaşım Hüsnü de televizyonda izlemiş ta buraya kadar geldi. Şimdi ben içeride ikisini beraber böyle improvize bir şey çalmaya, ikna etmeye çalışıyorum. Bir alkış gönderir misiniz içeri? Evet, şimdi duyuyorlar eminim sizi. Bence sizi kıramayacaklar. Burada doğaçlama bir şey yapacaklar. Biraz hazırlansınlar, biraz düşünsünler bakalım. Biz şimdi Adnan'a dönelim. Neler düşünüyor bakalım jüri üyelerimiz. Bu arada tabii ki Bülent Ersoy'un meşhur ettiği, inanılmaz şekilde güzel yorumladığı şarkıları evet. Seslendiriyor gerçi yarışmacılarımız. Sayın hocam gibi okuyamayız ama onda biri kadar vallahi. Hocam hafta içi şunu söylemek istiyorum. Hafta içi sürekli, hatta telefonuma da koydum. Vallahi insan bir şarkıyı 3 kere 4 kere dinlediği zaman biraz sıkılır ama gece gündüz dinledim. Gece gündüz de duygulandım. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçi sizin kadar okuyamayız ama. Dokuz geldi Ebru Gündeş'ten. Evet bakalım diğer yorumlar, puanlar nasıl olacak bu akşam? Armağancığım sen bir şeyler söylemek ister misin bu arada? Yani. Fena değildi. Çok etkilenmiş gibi değilsin. Evet, bakalım diğer jüri üyelerimiz konuşmak istememelerinden belli zaten. Yani Ebru Hanım'ı anlayabiliyorum düşüncelerini de diğer jüri üyelerimizin anlayamıyorum henüz. Düşünce kafanızdan neler geçtiğini o yüzden neler diyeceksiniz bakalım. Tamam. Adnan tabii ki iyi bir yorumcu. İyi bir yorumcu. Bugün de gayet iyi gerekeni yaptı. Sağ ol. Gerekeni gerektiği gibi yaptı şüphesiz. Bazı tereddüt başka şeylerden kaynaklanıyor da aslında Adnan dediğim gibi gerekeni yaptı. Seslere doğru bastı, duygulu söyledi. Belki bunu sakin yaptığı için,
sakin derken ille galeyana gelerek mi yapması lazım? Yani biraz artistik, görsellik deniliyor ama artistik tabii yorumda da mümkün. Bununla ilgili herhalde Adnan da heyecanlı bugün. Evet, bugün, evet hocam. Bir hafta kaldı çünkü. Ondan dolayı bu heyecanla fireler olabilir, yanlışlar olabilir. Çok iyi yorumlayan yarışmacılarımız eksikler yapabilirler. Şu anda bir eksik falan da yok ayrıca, fakat o duygunun biraz daha güçlü olması gerekiyordu gibi bir şey oldu. Yoksa çok iyi bir şekilde yorumladı. Benim de notum 9 oldu. 9'da Orhan Gencebay'dan geldi. Bülent Hanım bakalım neler söyleyecek. Şimdi ekseri, evet. Efendim böyle eserleri okunan sanatkarların, yani biz heyeti umumi azalarından bahsediyorum, ailemizden bahsediyorum, olduğu vakit ziyadesiyle bilhassa bizim kız, biliyorsunuz 10 veriyorum ben, ayırmayacağım diyor. Orhan Bey zaten biliyorsunuz, o hiç kimsenin gönlü kırılsın istemez. Siz de 10 vereceksiniz değil mi? Ben vermeyeceğim. Verin, verin. Ama o zaman... Bugün bir de ayrıca başka da özel bir gün. O yüzden siz verin bence. Öyle mi? Evet. Ama o zaman... Hepsine 10 verin bence. Hata yapmış olurum. Şarkı, evet var değil mi şarkı? Orhan Gencebay'ın bir şarkısı var. Bir kere... Peki. Sizler başımın tacısınız. Emir büyük yerden geldi. Hayatımın her dönemi, bütün yaşım mı yaşadığım sürece ve 37 senelik musiki hayatım boyunca her zaman özelimde belki biraz dik başlıyımdır ama sizlere hep boynum eğik oldu ve sizlerin arzu ve isteklerinizi her zaman emir telakki ettim. 10 veriyorum. 10 geldi Bülent Ersoy'dan. Zannediyorum bütün yarışmacılara 10 verecek bu akşam. Öyle olduğu anlaşıldı. Çünkü izleyicilerimiz öyle rica ettiler. Armağan'cığım? 8. 8'de Armağan Çağlayan'dan geldi. Toplam kaç puan oldu? 9, 9, 10 ve 8. Toplam 36 puan oldu Adnan'ın. Evet Adnan'cığım. 101 aday numaran söyleyeceklerim, evet, vardır. Şimdi ilk önce buradan Rize'ye, Trabzon'a, Giresun'a, Samsun'a, tüm Karadeniz'e, Artvin'e, Hopa'ya, Arhavi'ye sevgiler, saygılar. Ankara'ya, Kıbrıs'a, yurt dışındaki gurbetçilerimize, onlar da bizleri izliyorlar sağ olsunlar, oy gönderiyorlar. Efendim aklıma bu kadar geliyor şimdilik. Bir de teşekkür edeceğim şeyler var. İsim yok. İsim yok. İsim yok. Oh, uzun bir liste yok, var. Yok, uzun değil. Buradan Rize İyidere Belediye Başkanımıza, Ardeşen Belediye Başkanımıza, Fındıklı Belediye Başkanımıza, Çaykent Belediye Başkanımıza, Muradiye Belediye Başkanımıza ve Çayeli Belediye Başkanımıza ve İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımıza desteklerinden ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Efendim aday numaram 101. Bu son haftamız. Yani finale bir hafta kaldı. Vallahi finalde yarışmak istiyorum. Tabii siz de isterseniz. Mesaj bölümüne gireceksin. 101. Ya utanıyorum bir de Osman Tan Bey. Niye utanıyorsun? Yani, yarışmanın kuralı bu. 101 yani, Adnan'ın aday numarası. Eğer destekliyorsanız evet, 101 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Tamam. Hemen fıkra anlat. Çok az vaktimiz var. Hemen fıkra, o zaman anlatalım. Tamam. Şimdi Temel Fadime ile çok mutluymuş. Temel'in de 3 tane çocuğu varmış. Demiş ki, bir de kaynanasıyla yaşıyormuş Temel. Kaynası demiş ki, Temel demiş, çocuklar demiş, sen çalışmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Çocuklar demiş, artık yastığı, yorganı, çarşafı yemeye başladı. Git gurbetellere de biraz para kazan demiş. Temel de tabii garibim almış valizini, gelmiş gurbetellere. Bir telgraf Temel'e. Temel, evin yanıyor, çabuk evine dön. Evine gel. Tabii Temel buradan atlıyor, gidiyor tabii. Bir bakıyor ki evin etrafında itfaiyeler, ambulanslar, halk toplanmış oraya. Temel hemen dalıyor tabii evin içine o yangının arasında. Bir çocuğu kurtarıyor, alıyor dışarıya. Tabii halk bağırıyor. Bravo Temel. İkinciyi de alıyor. Bravo Temel. Üçüncüyü de alıyor. Bravo Temel. Tabii alkışlıyorlar. Fadime içeride kalıyor. Atlıyor Fadime'yi, arıyor, alıyor ama
yarı yanmış bir şekilde yani. Zorla kurtarıyor onu. Fadime'yi de kurtarıyor sonuçta. Sonra Temel tekrar o yangınlı eve girip çıkıyor. O yangınlı eve girip. Halk şüphelenmiş ya, demiş ki ya bu Temel, diyorlar ki ya bu Temel kurtardığını kurtar, daha niye yangınlı eve girip çıkıyor? Temel çıkmış tabii. Ya Temel dedi, niye içeri girip çıkıyorsun? Tamam kurtardın. Yahu dedi, kaynanam içeriye dur. Onu hep bir altını çeviriyorum, bir üstünü çevir. ...101 adının aday numarası. Efendim beni destekleyen, buradan tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun, sağ ol. Kaynanalar atmayacak ama seni. Ben içeriye gidiyorum. Vasilis Salihas'ta üstü şenlendiriciyi ikna çalışmalarına devam edeceğim. Bir alkış daha gönderin, reklamlardan sonra görüşmek üzere. We'll be right back.